Bismillahirrahmanirrahim. 13. sözün ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var ve hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir daracıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, delil istemiyor, göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan o idam-ı ebedi o dipsiz, nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadeti ebediyeye ve alemi nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolunda da meskûr üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık, ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve hadd-ü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır. İspat ettikleri ve yüzde doksan dokuz ihtimali kat'i ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadeti ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifakan haber veriyorlar. Acaba yüzde bir ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştihasını kaçırdığı halde, böyle yüzbinler sadık ve musaddak muhbirlerin, yüzde yüz ihtimal ile dalalet ve sefahet, göz önündeki kabir dar ve ebedi hapsi münferidine kat'i sebep olduğunu ve iman ve ubudiyet, yüzde yüz ihtimal ile o dar kaldırıp, o hapsi i münferidi kapatıp, şu göz önündeki kabri bir hazineyi i ebediyeye, bir sarayı ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde, bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan bir çare insan ve bahusus Müslüman, eğer iman ve ubudiyeti olmazsa, bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse, acaba o göz önündeki, her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşetli elemi deşiyorlar, ve ihtar ediyorlar. Elbette o ehli dalalet ve sefahet yüz bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediye bir saadet-i layezaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikası ile ona çıkmış. Her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa, o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde, o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip, gençlik saikası ile, o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskârane muvakkat bir lezzeti gayrimeşruayı ihtiyar eden, hayvandan yüz derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhisselatu vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi aleyhisselam tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nev beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nev beşere bütün hakaikte üstadlık edip on dört asırda parlak bir surette ispat eden ve nev-i beşerin medar iftiharı bir zatın terbiye esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden Elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukut mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat dünyeviyenin zevkine müptela ve endişeyi istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan bir çareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz. Meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz o keyfinize kafidir haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile halihazırda gösterdikleri gibi istikmaldeki ahval dahi Mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi, ehli sefahet şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi süruru isteyen, iman dairesindeki terbiyeyi Muhammediyeyi aleyhissalatu vesselam kendine rehber etmek gerektir birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik Kat gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiyeyi İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular Endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususan gayr meşru ise bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan yüz derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır, ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatın ihtiyarlar risalesinde yedinci ricada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan ediyorum.'' Mesela burada gözünüz önünde bir dar ağacı dikilmiş, onun yanında bir piyango, fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki on kişi ala külli hal ister istemez hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz, bizi çağıracaklar. Ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika ya gel idam biletini al dar ağacın açık veyahut gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın. Elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip bize yedirmek istiyor.'' Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz ciddi bir adam o kadının arkasından girdi. Dedi ki, size bir tılsım bir ders getirdim. Bunu okusanız, o helvayı yemezseniz o dar kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız.'' İşte bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki bal yiyenler oraya giriyorlar ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiye biletini alanlar çendan görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını Belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var, haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenleri aynel yakin gözünüz ile gördüğünüz gibi bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kat'i biliniz dedi. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan meşru dairedeki gençliğin sefahetkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadeti sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesatı ı meşruayı terk edip, tılsım-ı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediyye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhimüsselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elhasıl gençlik gidecek. Sefahette gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle, sui istimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalet hanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristandan sorunuz. Elbette hastahanelerin ekseriyetle lisan halinden, gençlik saikası ile israfat ve suyu istimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi, hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikası ile gayrimeşru meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfil kuburun müşahedatı ile ve bütün ehli hakikatın tasdiki ile ve şehadeti ile ekser azaplar gençlik sui istimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler, hasretler ile eyvah gençliğimizi badi heva belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde اَرَّاذ۪ي bir لَا يُنْزَرُولَهِ sırrı ile hiç acınmaya müstehak olmaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin.